Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 10. sınıf başladı ve bu sınıfta mükemmel olabiliriz. İşte bu 10 tavsiye hayatınızı kurtaracak. Şimdi videoyu şöyle dikkatlice izleyin. Seri seri atalım. Başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bilmenizi istediğim bir şey var. 9. sınıftayız. Ondan önceki yıl LGS'yi geride bıraktık. Biliyorsunuz 9 ve 10'un müfredatı üniversite giriş sınavlarında TYT'yi ifade ediyor. Bu yüzden en azından 9'daki eksiklerimiz ve 10. sınıftaki iyi olma durumumuzu gerçekleştirebilirsek 11. sınıfa çok verimli bir şekilde geçeriz. Bu yüzden buradaki maddelere önemli bir ölçüde kulak vermenizi istiyorum. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, ilk maddemiz dizayn et. Hayatımızı öylesine güzel dizayn etmeliyiz ki artık uyuyacağımız, kalkacağımız, ne zaman ders çalışacağımız, arkadaşlarımıza ne kadar vakit ayıracağımızın şimdiden bilinmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde yaşamaya alışırsak, bunu edinebilirsek bu bir davranış becerisine dönüşür. Hayatımızın gelecek yıllarında da bu işi bir disiplin haline getirebiliriz. Aynı zamanda bu durumun sizi özgürleştirdiğini de göreceksiniz. Bazı arkadaşlar kurallar dahilinde yaşamayı kısıtlanmış gibi olarak görebiliyorlar. Ancak gerçek başarı disiplinli olduğunuz zaman gelir ve unutmayın, disiplin özgürlüktür. Evet, ikinci maddemiz telafi et. 10. sınıfta sizlere vereceğim bir başka tavsiye bu, çünkü 9. sınıfın çok çok iyi geçmediğini biliyorum. Hala orada eksiklerimiz var. İşte bu eksikleri kapatmak için 10. sınıf çok güzel bir yıl. Çünkü 11. sınıfta YKS'nin AYT kısmı da gelecek. Bu yüzden hem TYT'yi hem AYT'yi nasıl devam ettireceğim hocam diye soracaksınız. Şimdiden bu sorunun gelmemesi için önlem alabiliriz. Buna dikkat edelim. Bir sonraki maddemiz bu yılın bir TYT yılı olduğunun farkında olmanız. Zaten biraz evvelki maddelerde buna birazcık değindim ama artık tam anlamıyla YKS dediğimiz bu sınavın ikiye ayrıldığını, birinin TYT, birinin AYT olduğunu ve sizler şu anda artık bir TYT yılında olduğunuzu bilmelisiniz. Birçok arkadaşımız üniversite sınavının son 1 veya son 2 yılda olduğunu zannediyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü 9. ve 10. sınıftaki müfredat 11 ve 12'de genelde anlatılmıyor. Ve sizler buradaki açığı çok büyütürseniz 11 ve 12'de AYT çalışmalarınızı yaparken üzerine TYT'yi tekrar eklemeniz çok zor olabilir. Birçok arkadaşımız bu yüzden maalesef eleniyor. Sizler elenenlerden olmamak için 10. sınıfa bu noktada TYT yılı görün. Özellikle 9'un eksikleri 10. sınıfla birlikte devam ederse bu yılın sonunda tamamen kapanmış olur ve TYT yılı sizin için bir altın yıla dönüşebilir. Dikkat edelim. Evet, bir sonraki maddemiz görüş alanınızı daraltmanızla ilgili. Görüş alanınızı ne kadar daraltırsanız aslında biraz daha fokus dediğimiz bu kavramın kıymetini bilirsiniz. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar artık bu yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürürken birer yetişkin olma yolunda da büyük adımlar attığımızı unutmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz birkaç yıl sonra artık lise bitecek ve bir üniversite ve artık gireceğimiz bölüm de bizim önümüzdeki 30 yılımızı, 40 yılımızı, belki 50 yılımızı o meslekte geçirmemizi sağlayacak. Aslında hiç de öyle değilmiş gibi görünüyor ama hayatımız için çok önemli zamanlardan geçiyoruz. O yüzden görüş alanımızı daraltmaya, fokuslanmaya ihtiyacımız var. Peki hocam, neye fokuslanacağız? Sevgili arkadaşlar, artık hangi mesleği yapabilirim? Benim için biraz daha neler uygun? Bunu aramak için, keşfetmek için, sormak, danışmak, konuşmak için çok güzel bir zaman dilimi. Bir öğretmeninize, bir arkadaşınıza, ailenize, yapmak istediğiniz alanlardaki uzman kişilere, onların mesleklerinin nasıl olduğuyla alakalı sorular sorun. Ben neye uygunum? Bir fikir alın. Bu soruların cevabı görüş alanınızı daraltmanızı sağlayacak. Ve bir sonraki maddemiz de alan belirle. Biliyorsunuz bu yılın sonunda bir alan belirleyeceğiz. Dil alanında gelişmek isteyen arkadaşlar dil bölümünü, sayısal, eşit ağırlık, sözel bölümlerini tercih etmek isteyen arkadaşlar bu alanları tercih edecekler ve girecekleri üniversitelere göre bu alanlar üzerinden biraz daha bu alanlara özel dersler almaya başlayacaklar. Bu yüzden alan belirleme de sizin için önemli olacağı için şimdiden bunun araştırmalarına girmek sizin için mantıklı olabilir. Evet, bir sonraki maddemizde bir derste öne çıkmak var. Sevgili arkadaşlar, ben bunu 10. sınıfta olan birçok arkadaşa yıllardır tavsiye ediyorum. Eğer bir derste ön plana çıkmak isterseniz ve bunu yapabilirseniz üniversiteye giriş sınavları sürecinde şöyle çok da aslında özgüvenli oluyorsunuz. Bu ders benden sorulur diyorsunuz ve aslında öyle bir ortam oluşuyor ki birçok arkadaşınız evet bu dersin uzmanı şu arkadaşım, o zaman gideyim sorularımı ona sorayım diye belki birçok öğrencimiz öğretmen değil de o arkadaşa bir de soru sorduğu oluyor, yapamadığı soruları özellikle. O yüzden bu size çok güzel bir özgüven getirecek. Bence böyle yapmayı istediğiniz, başarılı olduğunuz bir derste ön plana çıkmayı deneyin ya da tam tersi başarılı olamadığınız, sizin için kabus gibi görünen bir derse de vakit ayırmak şu anda çok mantıklı. Çünkü 10. sınıfta yükümüz ağır değil. Bunu da tam tersine çevirebilirsiniz. Bu derste uzman olabilirsiniz. Sadece ona olması gerekenden biraz daha fazla destek veriyorsunuz ve o da size tabii ki karşılığını veriyor. Bu yüzden bir derste ön plana çıkmak sizin için bu yıl
çok önemli olabilir. Ve bir sonraki maddemiz denemelerle ilgili. Artık bir şeyler öğreniyorsunuz ve 10. sınıfın sonuna doğru müfredatınız da bitecek. İçerisinde bulunduğunuz konuları içeren denemeler var. Bu denemeleri edinirseniz ve zaman zaman bunları uygularsanız 2 haftada bir, 3 haftada bir, çok isteyenler haftada bir ya da branş denemesi olarak da ilerleyebilirsiniz. Türkçe'de konuları bitirmişsinizdir. Denemelerini uygulamak istersiniz. Aynı şeyi matematikte de yapabilirsiniz veya diğer derslerde de. İşte bunları da şimdiden yaparsanız en azından TYT yolculuğunuzun nerelerde başladığını ve nerelere kadar yukarıya çıktığını görebilirsiniz. Özellikle buradaki yolculuk bizim için çok önemli. Hangi ay nerede başladım ve hangi ay nereye kadar taşıdım, nerelerde dalgalandı bunları da görme şansınız olur. Bu uzun yolculukta eğer bunu kağıda dökerseniz, istatistiğe dökerseniz bu sizin için oldukça anlamlı bir hatıra bile olabilir. Dikkat edelim. Evet, bir sonraki maddemiz sadece 9. veya 10. veya 11. sınıflarla ilgili değil aslında bütün öğrencilerin problemi soru sor. Okulumuz var, arkadaşlarımız var, belki dershanemiz var, özel dersimiz var artık ne olursa olsun. Arkadaşlar soru sorabileceğimiz onlarca ortam var ve biz bunu yapmıyoruz. Unutmayın, gelişmek istiyorsanız sadece odaklandığınıza, bildiklerinize çalışmak yeterli değil. Yapmanız gereken şey bilemediklerinize odaklanmak. Bu da yanlışlarınızı, boşlarınızı öğrenmeyle olur. Düzenli olarak konu tekrarı yapmayla olur. Ne yapacağız? Yanlışlarımızı, boşlarımızı olabildiğince soracağız. Soru sormaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü bu bizi geliştirecek. Evet, bir sonraki maddemize gelelim. Bir sonraki maddemiz tekrar yapmakla ilgili. Özellikle hafta sonlarında belli bir zaman dilimini, 2 haftada bir, 3 haftada bir veya bunu her ay yapabilirsiniz. Öğrendiğiniz konuları bir daha hayatınızın sonuna kadar unutmayacakmış gibi düşünebilirsiniz ama insan zihni maalesef böyle değil. Evet, bazı arkadaşlarımız gerçekten unutmuyor ama bu artık özel yetenekleri diyebiliriz. Unutmayalım, tekrar öğrencilik hayatında çok önemli bir yere sahip ve bunu aslında size uygun olan zaman dilimlerinde gerçekleştirmeniz önemli. Bunu şöyle kulağınızın kenarına not edin. Bunu belli zaman dilimlerinde gerçekleştirin. 2 haftada bir olur, ayda bir olur. Artık bunu tamamen size bakıyorum ama mükemmeliyetçi arkadaşlara şöyle bir soru işareti bırakıyorum. Her şeyin mükemmel olması mümkün değil. Konuları en ince ayrıntısına kadar görmenize, öğrenmenize, hatırlamanıza gerek yok. Yüzeysel olarak bilmeniz ve tekrarları abartmamanız çok önemli. Bazı arkadaşlar aylarını konu tekrarına ayırıyor ve maalesef konu %100 olmadığı için soru çözemiyorum hocam ne yapayım gibi söylemlerde bulunabiliyor. Unutmayın, konu aynı zamanda soru çözerek de öğrenilir. Burayı atlamamamız gerekiyor. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz zinciri kırmakla ilgili. Arkadaşlar zincir bir kırıldığı zaman komple dağılmamız mümkün olabilir. Ve sonrasında tekrar toparlanmamız haftaları, ayları alabiliyor. Sizler bunu yaşamayın. Yaşamayın ki gelecek bizim için çok anlamlı olsun. Videonun belli bir kısmında da belirttiğim gibi gelecek 30 yılımız, 40 yılımızı belirleyeceksek bu zaman dilimi o zaman bizim için oldukça anlamlı oluyor. Sizler de bu anlamlı yolculuğu devam ettirebilmek için zinciri kırmadan düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarınızı devam ettirin. Çünkü sizler bunu yapabilirsiniz ve ben de sizlere sonuna kadar inanıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Sizler de bu videoyla ilgili düşüncelerinizi şöyle aşağıya yazarsanız çok çok sevinirim. Neler yaptınız? TYT hallettiniz mi? 9'da eksikleriniz var mı? Özellikle bunları da çok çok duymak istiyorum. Haydi bakalım, hoşça kalın.